Sağ Selkom video incelemeler bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Casio'nun V734D 1A modelini inceleyeceğiz. Klasik plastik Casio kutumuzun içerisinde saatimiz V734D 1A garanti belgesi ve standart kullanma kılavuzu çıkıyor. Garanti belgelerini size kaşelenmiş, imzalanmış olarak gönderiliyor. Arka planda kedilerimizin seslerini duyabilirsiniz. Ofisimizin tatlı haylazları. Buna yapılabilecek bir şey yok şu anda. Onlar kendi hallerinde takılıyorlar. Saatimizi koruma jelatini çıkartalım ve incelemeye başlayalım. Dijital bir saat görmüş olduğunuz üzere. 734D 1A modeli 3283 modül numarası ve burada görmüş olduğunuz barkodu kullanıyor. Otomatik ışığı ve çift saat mevcut. Metal kordon paslanmaz bir şekilde çelik kordon kenarlarından basılarak bu şekilde açılıyor. Arkasına bakalım. Arkasında model numaraları ve paslanmaz çelik arkası olduğunu göstermiş ve özellikler arasında 10 bar yani yaklaşık 100 metre su geçirmez özelliği olduğu yazılmış. Çin'deki fabrikada monte edilmiş. Gene orijinal Casio Japon mekanizması ile beraber montaj yeri olarak Çin kullanılmış. Görmüş olduğunuz vidalarla arkası korunuyor. Özelliklerini yapmaya çalışayım. Boyuttan da söyleyelim. 48,2 milimetreye 42,4 milimetre, kalınlığı ise 13,9 milimetre, ağırlığı yaklaşık 81 gram, gayet hafif. Şuradan ışığı yanıyor, bu yan taraftan yanıp bütün ekranı parlatıyor. Ana ekranda görmüş olduğunuz saat, dakika, saniye, gün ve tarih göstergeleri var. Üstte de yılı var. Modlarına bir bakalım. Kronometre. Sağ üst tuşla çalıştırdık. Durdurduk. İsterseniz tur kayıtları da sağ alt tuşla yapabiliyorsunuz. Sıfırlayıp. İkinci tur vesaire gibi. Evet, sesleri diğer kasyonlardan farklı. İlk dikkatimi çeken özellik oldu. Bir mod daha var burada. Bu kilometre ile alakalı bir veri tutuyor. Çok ayrıntılı bir şekilde bilmiyorum. Bu da geri sayım aracı. Alarm da mevcut. Evet, son ekranda alarmdan sonra şurada başka bir fonksiyon daha var. Ayarlamasını yapmaya çalışalım. Sağ üst tuşa bastık. Adjust tuşuyla ayarlama işlemlerini başlattık. Alt tuşla devam ediyoruz. Sıfırlayabiliyoruz. Modla saate geçtik. Aşağı, yukarı, sağ, üst tuşlarla arttırıp azaltabiliyoruz. Üst tuş azaltıyor, alt tuş arttırıyor. Aynı şekilde dakikaya geçtik. 12 saat veya 24 saat göstergesi alt tuşla değişiyor. Bugün göstergesi olması lazım. Ama 30 küsürlerden gözüküyor. Tam olarak ne olduğunu ben de anlamadım. Ay hangi ayda olduğumuzu ayarlayabiliyoruz. Burası güne geri döndük. Bir önceki o zaman büyük ihtimalle yıl olabilir. Ona bakacağız.
Tekrar o şekilde döndük. Evet, 24 saat göstergesinden sonra bu kısım yıl göstergesi büyük ihtimalle. Onu ayarlayalım. Özellikle onu da ayarlamış olduk. Bugün ayın 27'si. 27'sini de ayarlayalım. Yıl 2006 oldu. Şimdi de kontrol edelim. Evet. 24 saat yıl 2005'e göre ayarlayalım. Yani işte bulunduğumuz yılı ayarlamış olalım, 2015 olsun. Demek ki yılın son iki hanesini almışlar buraya. Oradan ayarlayabiliyoruz. Adjust'a tekrar durdurduk. Saatin tabii öne çıkan özellikleri tur hafızası özelliği burada yazılmış. Fonksiyonları, tuşların ne işe yaradığında kenarlarda görebiliyoruz. Bilekte nasıl durduğuna da bakalım. Bilekte de bu şekilde görünüyor. Evet, bugün sizlerle beraber V734T1 A modelini inceledik. Şurada da kısaca özelliklerini zaten yazmış. Japon mekanizması olduğunu, 10 yıllık batarya ömrünün, 100 metre su geçirmezlik özelliği ve 60 tur hafızası olduğu. Bu özelliklerle ön plana çıkan bir model. Kısaca bu saati incelemiş olduk. Bu ve bütün saat modellerini saatsel.com sitemizden indirimli fiyatlarla güvenli sipariş verebilirsiniz. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bize abone olmayı unutmayın. Dilerseniz bizleri Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest ve Instagram adreslerinden de takip edebilirsiniz. Takipte kalın, beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola.